Neha TV ekranlarından merhaba değerli izleyenler. Güncel programımız başlıyor. Sağlığa dair önemli bir konudan bahsedeceğiz. Aslında sancısı tuttuğunda aklımıza gelen bir konu. Ama öncesinde yapılması gerekenler var mıdır? Önlenebilir mi? Bunu öğreniriz. Böbrek taşı tanı ve tedavi yöntemlerini paylaşacağız sizlerle. Elbette ki bu konunun en uzman isimlerinden üroloji uzmanı Profesör Doktor Sayın Ömer Levent Tuncay hocamız bizlerle olacak. Aynı zamanda Endüroloji Derneği Başkanı olduğunu da belirtelim. Bununla ilgili sorumu da soracağım tabii ki. Önce hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Eylem Hanım. Uzun zaman oldu, nasılsınız? Evet, bir zaman geçti hakikaten. İşler güçler koşturmaca. Devam ediyor yoğun bir evet, şekilde. Evet. Hepimize sağlık dileyerek başlayalım sağlıkla ilgili sohbetimize. Şimdi böbrek taşı dedik ama az önce söylediğim yanlış değil galiba. O inanılmaz sancı tutunca aklımıza geliyor belki şimdi, ama tabii nedir yani, diye bir tanımlayalım isterseniz. Şimdi böbrek sancısı ağrı skalaları içinde doğum sancısı kadar şiddetli bir sancı. Yani ben şimdi kendimden safra kesesi taşı olduğu zamanki ağrıyı düşünüyorum. Safra kesesi taşının ağrısı bile çok fazlaydı. İnsanın böyle 4. katta oturuyorduk. Atası geliyor insanın kendini ağrıdan. O kadar şiddetli bir ağrı. Böbrek taşı hakikaten çok doğum sancısı kadar şiddetli. En şiddetli ağrılardan biri. Nasıl oluyor bu ağrı? Böbrek idrar üretirken önündeki bir engel böbreğin gerilmesine sebep oluyor. Ve bu böbreğin idrar iletmek için yaptığı hareketler sırasında ara ara o ağrı şey yapıyor. Kolik ağrı diyoruz. Aralıklarla idrar kanalının hareketi ve idrar itme isteğiyle birlikte gerilme artıyor ve ağrı şiddetleniyor bulantı kusmayla beraber. Şimdi noktaya kadar çıkıyor. Ben acile diyorum öğrencilerime. Böbrek ağrısıyla gelen hastayı fark edebilir misiniz diyorum. Hiçbirisi fark edemeyeceğini söylüyor. Böbrek ağrısı zıp zıp zıplayarak geliyor acile. Ağrıdan. Fakat başka sebepte karın ağrısı olan bir hasta karnını saklayarak, sakınarak gelir. Hareket ettikçe ağrısı artar. Böbrek ağrısı hareket ettikçe azalıyor zannediyor. Duvardan duvara vururlar onlar birbirlerini, kendilerini. Çok şiddetlidir. Sıkıntılı bir ağrı, kendini hatırlatması da normalmiş demek ki. Peki hocam, böbrek taşının ne olduğunu anlatalım isterseniz. Yani tüm bu sancıya sebep olan sebep nedir? Böbrek taşı nedir? Bunu tanımlayalım. Sonrasında soracağım sorular, işte bu ağrıyı çekmemek için neler yapabiliriz buna yönelik olacak. Tamam. Şimdi bu su, şu önümüzde bir su var. Buna kaç tane şeker atabiliriz? 20 tane. Sıcak su 20 tane erir ama 21. Evet. Erimez. Doymuş çözer. Evet, doymuş. Bravo. K sabiti. Evet, K sabitini oluşturur. İdrarda böyle bir sıvı, sıvı ortam. Sıvı ortam içinde taş oluşmasına neden olan bir takım maddeler var. Evet. Diluye olduğu zaman bunlar atılıyor idrarla birlikte. Herkes de var. Taş oluşumuna neden olan madde kalsiyum, oksalat. İşte engelleyici maddeler var, magnezyum, sitrat gibi taş oluşumunu engelleyen var. Bunlar belli bir dengede taş oluşumu yüksek idrar akışıyla belli bir konsantrasyonda üzerinde sıvı alımıyla rahatlıkla atılıyor. Atılabiliyor. Ama 21. şekerde olduğu gibi idrarda bu solütler doygun olduğu zaman birbirleriyle birleşerek taş oluşumuna neden oluyor. Tortulaşma oluşuyor tabii. Bazen idrar yolunda bir engel oluyor. Tıpkı bir baraj gölünün önündeki çamur birikmesi gibi. Akım yavaşlayınca yavaş yavaş bu kristaller çökmeye başlıyor sistemde. Birleşiyorlar, agrege oluyorlar. O K sabiti doygunluk seviyesinin üstünde taş oluşuyor. Evet. Ama neden sağ böbrekte oluyor da sol böbrekte olmuyor, solda oluyor, sağda olmuyor, bir böbrekte devam taş oluşuyor, açıklayamıyoruz. İkisi de aynı yapıda, aynı özellikte, hiçbir konjenital anomalisi yok, akış hızını engelleyen bir şey yok ama bazı şeyler açıklanamıyor. İkisinde birden olmuyor galiba. Oluyor ama bazen sadece o böbrekte tekrarlıyor. Bunun sebebi de ilk taşın olduğu organda kalan bir kristal tekrar tekrar taş oluşumunu hızlandırıyor. Tortuyu topluyor anlamında. O yüzden böbrek taşının tedavisine de bunu bahsedeceğim. Ameliyatın çok iyi yapılması gerekiyor. Ameliyat iyi yapılmazsa, içeride bir iki kırıntı kalırsa ameliyatta, onlar tekrar taşın oluşmasına sebep, daha hızlı sebep oluyorlar.
Peki şimdi böbrek taşının nasıl oluştuğunu da aslında biz burada aktardık ama nedenlerine de bakmak gerekiyor galiba. Yani evet burada bir tortulaşma oluyor. Bunun sonrasında bir tıkanıklığa sebebiyet verecek boyutta taşlaşma meydana geliyor dedik. Nedenleri ne peki? Yani i̇şte bunun sebebi ne? 21. şeker değil. 21. şeker değil. Sıvı miktarı arttıkça konsantrasyon azalıyor. Ha, demek ki günde belli miktarda bir idrar üretmek gerekiyor. Belli iklimde yaşayan kişilerin o iklimin şartlarına göre sıvı miktarını arttırması gerekiyor sıcak iklimse. Örneğin yazın daha fazla su yazın içelim. Yazın daha çok su içmemiz gerekiyor. Çünkü idrarı konsantre olduğu zaman bu kristallerin birbirine birleşme ihtimali artıyor diye. Dolayısıyla yaz aylarında 2,5-3 litrelik sıvı bazen yetmiyor. Hele hele ağır işte çalışıyorsanız, açık havada çalışıyorsanız, mesela bir inşaatta çalışan bir işçi ya da bir gemide çalışan görevli açık havada çalışıyorsa, sıcakta çalışıyorsa, ağır iş yapıyorsa günde 4-5 litre sıvı bile az gelebilir ona. Terliyor çünkü. Tabii. Vücuttan kayıp var. Dolayısıyla farklı meslek gruplarında, farklı iklimlerde, farklı beslenme alışkanlıklarında, farklı böbrek yapılarında taş oluşumunun sebepleri artabiliyor. Tabii bunların hepsi aklımda birçok soruyu beraberinde getiriyor ama bunu engellemek mümkün mü? Sadece sıvı tüketimini arttırmak yeterli olur mu? Şimdi bir takım hastalıklar var. Doğuştan enzim eksikliğinden dolayı oluyor taş hastalığı mesela. Bakıyorsun bir iki aylık bebekte böbrek taşı var. Neden gariban yavrucağın bebeğinde taşı var diye araştırıyorsun. Bir bakıyorsunuz karaciğerde bir enzim defekti çıkıyor doğuştan. Bir bakıyorsun 6. ayda bütün böbrekleri taş kaplanmış çocuğun. Geç gelen bir vakada. Bu mesela önlenemez bir taş hastalığı. Çünkü vücutta bir karaciğer enzim defekti var. Oksalat metabolizması bozuk ya da sistin taşı. Onda da genetik bir geçiş var. Anneden babadan otozomal resesif dediğimiz bir geçiş var. Karaciğer enzim defektine mesela böbrek yetmezliği çabuk gelişiyor çocuklarda. Bunun tedavisi de böbrek nakli değil, karaciğer nakli ile birlikte böbrek nakli. Enzimi yerine koymanız yerine lazım ki yeni taktığınız böbrekte de aynı taş oluşmasın. Yaşanmaz. Sen o taşı ameliyat et tekrar oluşuyor. Ameliyat et tekrar oluşuyor. Sebebi orada ortadan kaldırmanız gerekiyor. Tabii. Dolayısıyla bazı özel taş hastalıklarında sebebi iyi bilmeniz lazım. Mesela kalsiyum metabolizma bozukluklukları var. Şu tiroid bezinin yanında paratiroid bezi var. Onun adenomları, kalsiyum metabolizması bozuklukları. Dolayısıyla taş hastalığı film çek, işte tomografi çek, tedavi et değil. Tekrarlayan hastalıklarda sebebi mutlaka araştırmak ve sebebe yönelik tedaviyi planlaması gerekiyor uroloğun. Evet. Sadece ameliyat yapmak yeterli olmayabiliyor. Bu kısımlarında daha ayrıntılı cevaplarla bekleyeceğim sizler ama şuraya da bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani şimdi izleyenlerimiz zıplaya zıplaya acile gittiğimde böbrek taşım olduğunu evet tespit edebilirim mi desinler yoksa başka belirtileri var mı? Yani daha önceden ipuçları veriyordur herhalde şimdi, değil mi? Belirtileri neler? En önemli şey daha önceden taş düşürdünüz mü sorusu. Öyle bir gelen bir hastaya. Daha sonra tabii ki daha önceden taş öyküsü olan bir kişide taş olabilir diye yoğunlaşıyoruz ama laboratuvar ve radyolojik görüntüleme yöntemleri bizi kesin tanıya götürüyor. Biz hiçbir zaman zıplayarak gelen bir hastaya sen taş düşürüyorsun diyemeyiz. Tabii ki. Çünkü onu ispatlamadan tedavisini planlamanız mümkün değil. Ağrı kesici verip göndermeniz mümkün değil. Belki çok önemli bir rahatsızlığı var. Evet. Çok daha farklı bir neden de olabilir. Tabii yani tahmin etmeyeceğiniz bir şey çıkabiliyor. Muhakkak. Dolayısıyla acile gittiğiniz zaman bu tür hastaları gördüğünüz zaman mutlaka işte kan idrar tetiklerinden sonra radyolojik tomografi özellikle varsa elinizin altında hemen çekmeniz gerekiyor. Taşı her türlü taşı 5 milimetrin civarındaki taşları görmek için tomografi ince kesit acilde çektirmeniz gerekiyor.
Aslında dediğimiz gibi şimdi verdiği rahatsızlıktan çok sağlığımızda da etkisinin çok daha farklı riskleri var muhakkak ki. Böbrek taşı oluşumunu şimdi az önce dedik hani azalması için ne yapabiliriz ama arttıran etkenler neler? Arttıran etkenler sıvı alımının az olması özellikle. Enfeksiyon arttırabilir. Prostat hastalıkları, idrar akışının yavaşladığı her durum. Böbreğin çıkışında bir üretropelvik darlık varsa ya da yukarıya idrar kaçışı varsa çocuklarda özellikle reflü diyoruz. Mesanesi iyi kasılmıyorsa, şeker hastalığına bağlı nörolojik sebeplerle idrarını iyi yapamıyorsa, idrarın akış hızının yavaşladığı, durduğu her noktada taş hastalığının insidansı artıyor. Sıvı miktarı da az olursa 2 kat artıyor. Hareketsiz hasta 3 kat artıyor. Sedanter hayat yaşayanlarda mesela mutlaka araştırmak lazım. Sedanter hayat yaşayıp kırmızı eti tüketenleri araştırmak lazım. Aşırı her şeyin aşırısı zarar. Kırmızı et. Her zaman da söylüyorum. İşte kanserin yıkım ürünleri hepsi taş hastalığının şeyleri, sebepleri. Etkenleri arasında. Şimdi çoğunlukla toplumda şöyle biliyoruz. Biz genelde erkekler yaşıyor sanki böbrek taşı rahatsızlığını ama galiba bu biraz fiziksel, biyolojik yapımızdan kaynaklı. Kadınlarda biraz daha mı rahat bu ağrı sızı biraz daha mı az onu bilemiyorum yok, tabii ama. Bayanlarda daha az görülüyor doğru. Hormonal yapının değişik olmasından dolayı. Bayanların hormon yapısı taş oluşumunu azaltıyor, stati arttırıyor. Taş oluşum bayanlarda üriner sistem taş hastalığı daha az görülür o yüzden. Şanslısınız evet. Evet. Ama doğum sancısı kısmı var. Evet. Böylelikle eşitlemişiz durumu, evet. Biz de halinizden anlamak için taş ağrısını çekmek durumundayız daha ama fazla. Ama kimse çekmesin hocam. ciddi bir ağrıdan bahsediyoruz çünkü. Kimlerin risk altında olduğunu da sormak gerekiyor galiba bu noktada. Yani erkekler daha fazla erkekler, evet görülüyor ama. İşte 20-40 yaş arası 30 yaşlarındaki erkekler daha risk altında. Konjenital anomalisi olmasa bile sıvı miktarının az olduğu, sedanter hayat, sıcak iklim taş hastalığının oluşma şeyini artırıyor, olasılığını. Daha önceden taş hastalığı geçiren bir kişi mesela 5 yılda %50 tekrar taş hastalığına yakalanır. Hikayeyi o yüzden önemli. Geldiği zaman taş hastası bir kişiye taş düşürdüm dememizin şeyi o. Evet. Tekrarlayıcı bir rahatsızlık. Evet. Siz taşınızı düşürdünüz, 5 yıl sonra %50 tekrar düşüreceksiniz. Dolayısıyla önlemleri yapsanız bile mutlaka her şey normal yine olabiliyor. Tabii bunda beslenmenin büyük bir etkisi var gibi geldi bana. Yani şu ana kadar verdiğimiz bilgilere baktığımda ve diyetin de büyük bir önemi var anladığım kadarıyla. Sağlıklı beslenme diye dengeli sağlıklı gerekiyor. Beslenme artı işte yıkımdan uzak işte ne bileyim bir takım şeyler var. Sporcular var mesela çok fazla kas yapmak için proteine yüklenirler. İşte ne bileyim protein tozu. Protein işte protein tozu et işte o etteki taş oluşumuna neden olan yapılar kanser hastalarındaki kasları yıkan vücuttaki hücreleri yıkan maddelerle aynı. Ürik asit yükseliyor. Bir takım mekanizmaları tetiklememek gerekiyor. Sıvı miktarını arttırmak gerekiyor. Kalsiyum metabolizmasının bozukluklarını keşfetmek gerekiyor. İşte demin paratiroid bezi dedim. Bir takım kalsiyumun emilmesiyle, böbrekten atılmasıyla ilgili hastalıklar var. O kadar geniş ki taş hastalığının şeyi. Yani textbookları var. Oku bitmez. Taş hastalığı daha henüz çözülemedi. Çok geniş bir... Ben şunu diyorum. Yani taş hastalığını çözen dünyada hani koronanın aşısı bulundu. İşte büyük bir şey oldu. Taş hastalığı daha önemli. Çünkü inanılmaz fazla kişi etkiliyor taş hastalığı ve inanılmaz iş güç kaybı. Tabii.
ilaç masrafı, ekonomik kayıp, organ kaybı, kişilerin yaşam kalitesinin bozulması, tabii, inanılmaz kayıplar bunlar. Evet. Aslında baktığımızda çok fazla da görülen bir rahatsızlık olması nedeniyle yani sık sık karşılaşabiliyoruz böbrek taşı düşürdüm diyen kişilerle. Baktığımızda söyledikleriniz de çok çok haklısınız. Özellikle hem sosyal hayat anlamında kişilerin günlük hayatını devam ettirme anlamında hem iş yaşamı anlamında birçok noktada geriye doğru götürüyor. Tabii bunun sağlık kısmı en önemlisi kişinin sağlıksız bir hayata hayatı geçirmesine tabii sebep tabii oluyor. Yani şimdi hayati tehlike bile yaratabilecek böbrek taş hastalığı, üriner sistem taş hastalıkları var. İşte biz acile gelince bir takım kan parametrelerinden acil ameliyat alıp acil drenajı aldığımız hastalar olur. Hakikaten taş hastalığından hayatını kaybedenler var şu devirde hala. Hala. Evet. Çünkü ki ilk belirti de önemsememiş. Da nasıl olsa ben taşı düşürüyorum. Düşürdüm daha önceden. Bunu da düşürürüm. Taştır bu deyip ateşi çıkana kadar, idrarı kesilene kadar gelmeyen hastalarımızı hayati tehlikesini atlatmak için çok çaba harcıyoruz. Yani biz erken müdahaleyle, çok etkili tedavi yöntemleriyle bunu önleyebiliyoruz ama her yerde o imkanlar olmayabiliyor. Şimdi tüm bunların yanında genetik faktörlere de bakmak lazım. Çünkü aslında hastalıklarda genetik çok büyük bir öneme sahip bildiğim kadarıyla. Tabii. Genetik incelemenin rolü nedir burada hocam böbrek taşlarında? Ya şimdi genetik geçişli hastalıklar, sistinürü var, oksidürü var, primer hiperoksidürü, hiperkalsiyürü vakaları var. Bunlar anneden babadan geçen rahatsızlıklar. Yani ailesel şeyleri var. İşte bir takım böbrek hastalıkları var. Polikistik böbrek hastalıkları, geçiş hastalıkları. Renal tübüler astoz dediğimiz çocukta görülen genetik hastalıklar var. Doğuştan alınan hastalıklar var. Bunları mutlaka aile ağacından, özgeçmişten, aileden böbrek hastalıklarını araştırmamız gerekiyor. Ve enzim defektlerini çıkarmamız, genetik defektleri çıkarmamız gerekiyor ki onun gelecekteki nesillerine bu geçmesin diye. Evet, burada önleyici bir önleyici, evet, olması açısından oldukça büyük bir önemi var genetik incelemenin. Var, genetik inceleme tabii kanserlerdeki kadar değil, üriner sistem taş hastalığında. Pek çok kanserde genetik yapılar oldukça çözüldü. Yani bir gen haritasında belli gen mutasyonlarını gördüğünüz zaman ya da o tipteki bir yapıyı gördüğünüz zaman ileride belli bir hastalığı işaret etmeye başladı artık. Dolayısıyla doğan bir bebekte ya da yetişmekte olan bir çocukta ileride ne kanseri olacağını yakında tahmin edeceğiz. Genetik edebiliyoruz ama emin olabileceğiz. Yani bir anda genetik şeyle ilerisiyle ilgili önlemler alabileceğiz. Artık koruyucu hekimlik, işte meme kanseri olmadan bir kadının memesi alınabilecek mesela, o kadar net olduğu zaman. İşte ne bileyim, böbrek kanseri, prostat kanseri riski olan da erken tanı mümkün olabilecek. Biz yine ailede mesela bunları aldığımız zaman tarama yapıyoruz ama daha erken yaşlarda ilerisi, bu iyi mi kötü mü? Kişilerde kaygı artacak. İşte ilk baştan çocukluk döneminde ta ilerisiyle ilgili kötü haberler alıyorsunuz. Organlarla ilgili hastalık haberleri. Ama tedavi şey için, açısından. Tedavi yani, açısından çok iyi ama stres yaratıcı tabii. Yani şimdi bir kefeye koyduğumuz zaman benim böyle bir durumum olsaydı muhtemelen bilmek isterdim. Tabii ki. Önlemek adına. Tabii ki. Biz de hastalıkları, şey, hastalıkları olmadan tanıyıp insanların hiç zarar görmeden, hasta olmadan yaşamalarını arzu ediyoruz. Amaç bu olunca bence tabii yani sonuçta ilaçlar, taramalar, genetik yapı incelemeleri bunu sağlayacak. Tıp çok hızlı ilerliyor. Kesinlikle. Hepsi mümkün. Belki ileride hiçbir hastalık kalmayacak. O kadar hızlı ilerliyor yani. Evet. Bunu zaten korona sürecinde de yine sizlerle yaptığımız sohbetlerde de fark ettik. Aşı çok hızlı bir şekilde bulundu.
Ve hastalıkla çok hızlı bir şekilde mücadele edildi. Bu tabii ki tüm sağlık çalışanlarımızın, sizin gibi hekimlerimizin ve tabii ki sizin gibi yine akademisyen bilim insanlarımızın sayesinde oluyor. Bunu her zaman vurgulamak gerekiyor. Bu noktadan hareketle de tabii ki hastalıklarımızın, ben dediğim gibi, önceden tanınması, bilinmesi ve bu konuda önlem alınması tabii çok daha yani toplum erken sağlığı tanı, açısından önemli. Kanserde de çok önemli, taş hastalığında da çok önemli. Evet. Taş oluşumunun önlenmesinde de erken uyarılar önemli. İşte idrarın bir pH'sına baktığınız zaman bir tane basit ilaç veriyorsunuz. O pH'yi düzelttiğiniz zaman taş oluşmuyor artık. Ortadan o kadar basit yani. Bir günde iki tane tablet alıyor. Bir daha taş oluşmuyor. Peki tanı nasıl konuluyor şu anda? Tanı konma durumunda tanı testler hızlı yapılıyor muhakkak. Tabii radyolojik en hızlı tanı yöntemi tomografi çekiyoruz. İşte hamilelik falan yoksa özellikle. Ultrason daha kolay ve zararsız bir tanı yöntemi. Ultrasonda her taşı göremiyoruz. Direkt grafide her taşı göremiyoruz ama tomografide belli bir iki taş hariç hepsini görebiliyoruz. Dedim ya biraz önce, aralıkları sık olursa küçük taşları da yakalama ihtimali çok. İşte 3 milimlik taşı 5 milim kestiğiniz zaman arada kalıp kaçırabilirsiniz. Ama 3 milim zaten sorun yaratmayan bir taş. %90 düşen bir taş. Dolayısıyla biz 5 milimlik kesitler alıyoruz tomografide. Sorun yaratabilecek taşlar 6 milimetrenin üzerindeki taşlar çünkü. %90'ı sorun yaratıyor. Dolayısıyla 5 milim kesitler bizim için tomografide yeterli. Hem hastaya fazla radyasyon vermiyoruz, taş protokolü. Hem tanı koyuyoruz. Tedavi hızlı geçiyoruz. Her acilde gelen hastaya Türkiye'de tomografi çekilebiliyor artık. Her yerde tomografi cihazı oldu. İşte her yerde MR cihazları oldu. Yakında her yerde robotik cerrahi cihazları olacak. O kadar hızlı ilerliyor. Evet, kesinlikle. Dolayısıyla tıp Türkiye'de özellikle ülkemizde hızlı ilerledi, iyi uygulandı ve güzel sonuçlar alıyoruz. Evet. Ben tabii cerrahlarımızın sizlerin değerli parmakları sayesinde olduğunu ifade edeyim bir kere daha. Peki hocam, böbrek taşı tedavisi ile ilgili az önce minik ipuçları verdiniz aslında. Tablet verebiliyoruz dediniz, bunlarla yapabiliyoruz ama var mı farklı tedavi yöntemleri, nasıl yapılıyor? Şimdi tabii taş oluşmuş, böbreğin içi de taş belli bir büyüklüğe ulaştıysa onun kırılması ya da alınması gerekiyor. Evet. Yani kendi kendine düşemeyecek boyutta, özellikle 6 milimetrenin üzerindeki bir taşın hele hele 2 santimetrenin üzerine çıktıysa böbrekteki bir taş ya da üreterde mesela 8 milimlik bir taş mutlaka tedavi edilmesi lazım. Bir vücut dışından kırma yöntemimiz var. Taş kırma, ESVL dediğimiz taş kırma cihazları var. Bu vücut dışından şok dalgasıyla böbrek ya da üreter ya da mesanedeki taşı odaklayarak kırıyor. Her zaman taş kırma cihazı uyguluyor muyuz? Her taşı uygulamıyoruz. Hepsi belli, de etkili midir diye soracaktım. Belli taşlar çok sert. Tomografide onun ölçümlerini yapıyoruz. Onlara mesela vücut dışından taş kırma cihazıyla kırmanın mümkün olmadığını görebiliyorsunuz. Hasfield ünitesi var tomografide. Binin üzerinde ise dışarıdan kırmak zor. Dolayısıyla hastayı fazla zahmetli işlere de sokmamak gerekiyor. Yorgun zaten. Ve olmayacak bir tedavi yöntemini uygulamamanız lazım. Hastaya iyilik değil, kötülük yapıyorsunuz o anda. Ameliyattan kurtarmak istiyorsunuz belki. Vücut dışı taş kırma cihazını kullanarak. Ama olmayacak bir sert taşa da taş kırma yapmamak lazım. Onları endoskopik, işte benim başkan olduğum dernek endüroloji. Endoskopik, vücut içinde optik sistemlerle her yeri görebiliyoruz. Görebiliyoruz tabii. İşte laparoskopi, robotik cerrahi, üreteroskopi, nefroskopi, sitoskopi gibi prostat ameliyatları hepsi kamerayla, minik bir kamerayla değil ekranda dev ekranlarımız var artık ameliyathanede, büyütmeli. Harika bir görüntüyle
keyifli ameliyatlar yapıyoruz. Evet. Bundan keyif almanız da ayrıca güzel. Çünkü sonuca daha etkin ulaşmak sizleri çok mutlu ediyor biliyorum ki. Tabii yani ne kadar teknoloji artıyor o kadar cerrahın keyfi artıyor. İşte mesela bizim cerrahi hastanesinde harika bir lazer cihazımız var. Tedavi kısmında lazeri değineceğim. Ameliyat kısmında işte endürolojinin girdiği ameliyatlarda optik sisteme giriyorsunuz. Taşı görüyorsunuz, onu kırmanız gerekiyor. Çeşitli enerjiler var. Pnömatik enerji var, elektrohidrolik vardı. Ve şimdi lazer çıktı. Tulyum lazer, holmium lazer, bir sürü lazer çeşitleri var. Holmium kuvvetli bir lazer cihazı aldık biz cerrahiye. Bununla prostat cerrahisi de yapıyoruz, taş kırma da yapıyoruz. O cihazın mesela kıramayacağı bir taş yok. Yani, güzel, bu çok önemli. Her şeyi çok güzel, kuvvetli, wattı çok yüksek olduğu için. Sonuç odaklı. Sonuç odaklı, sonuçta taş kırma yapıp da kıramayacağınız taşlar da oluyor çok sert. Cihazınız yeterli değilse. O zaman kim üzülüyor? Hasta üzülüyor. Evet. Doktor daha çok üzülüyor. Çünkü ameliyatı başarılı geçmemiş. Tabii. Taş kırılmamış ama sebep cihaz. Cihaz kuvvetli değil, cihaz iyi değil. Dolayısıyla teknolojiyi iyi takip eden ülkeler, iyi yatırım yapan hastaneler tedavide daha başarılı oluyor artık. Evet. Doktorlar... Yani elle, bistürüyle olan işler bitti. Artık kalmadı diyorsunuz. Evet. Zaten bunu çoğu zaman ifade ediyoruz. Artık bu farklı bir boyuta gelen tıptaki gelişimin çok daha ileriye doğru gittiğini de görmek mümkün tabii ki. Peki hocam, ameliyat, bu az önce bahsettiğimiz ameliyat hangi noktada gerekiyor? Yani artık burada bir mevcutta bir taş olması lazım. Evet. Şimdi taşın belli şeyleri var. Dayanılmaz ağrı olursa, ateş belirtileri başladıysa vücutta, böbrek zarar görüyorsa her şeyden önemlisi biz. Amacımız önce hastayı kurtarmak, sonra organı kurtarmak. Hastanın hayati fonksiyonu bozuluyorsa, mesela kanayan bir böbrekte kanamayı durdurmaya çalışmayabiliriz. Hastanın hayatı tehlikede, kazada geldi. Kanaması var, dalak kanıyor, karaciğer kanıyor, orada böbrekte kanıyor. Dakikalar içinde karar veremezseniz taşı kaybedersiniz. Taşta da öyle. Yani taş düşmüyor. Efendim bir hafta sonra gel, bir daha bakayım sana, olmuyor. Yani o arada belki çok yüksek ateşte hasta acile bile yetişemeden hayatını kaybedebiliyor. Böbreğin durumu, hastanın fizik muayenesi, kan biyokimya tetkikleri. Zaten girişte yüz görüntüsünden anlarsınız. Hasta bir kişi anlaşılır. Tabii. Laboratuvarla onu güçlendirdikten sonra bazen hemen ameliyat alıyoruz. Ama 10 gün, 15 gün bekledikten sonra düşen taşlar da olabileceğini düşünüyoruz. Her hastayı da ameliyat etmemeye çalışıyoruz. O her hastaya özel doktorun kendi bir şeyi var, algoritması var. Onu uygulamak zorundasınız. Yoksa yanlış iş yaparsınız. Tabii. Ama fazla da iş yapmamanız lazım. Fazla ameliyat da yapmayacaksınız. Gereksiz hastayı da ameliyat etmeyeceksiniz. Tabii, yıpratmamak gerekiyor. Tabii. Değil mi? Evet. Çünkü ameliyat hastaya zarar verebilir. Gereksiz bir ameliyatla fazla tedavi de yapmamanız lazım. Az tedavi de yapmamanız lazım. Çok kafa yoran, gece uyku kaçıran bir mesleğimiz var bizim. Çok hassas bir terapi. Mesela hastayı evine gönderdiğiniz taş hastası. Gece sizi 11.30'da arayabiliyor. Hocam ateşim çıktı sanki diyor mesela. Gece belki 11.30'da, de kaygılanıyor sadece. Ateşini ölçer misin diyorsun. 38.2 diyor. Hemen hastaneye gitmek zorundasın. Tabii. Öyle bir durumda. Çünkü ateş çıkmış hastanın. Tabii. O anda ertelemek diye bir şey olamaz. Benim telefonum şimdi verdim. 24 saat açıktır. Açık. Gece gündüz. Sizin telefonunuz yanınızda değil ama bir hastanız soru yapmış. Evet. Hemen sorayım hocam onu da. Ürosit, yanlış mı telaffuz ediyorum bilmiyorum. Ürosit K hapını günde kaç kere içmeliyim? Şimdi onu firma ismini söylemeyelim. Firma ismini söylemeyelim. Onun muadilleri de var, reklama girer. Tabii ben bunun potasyum sitat diyelim ona. Potasyum sitat. Onu idrardaki alkalinizasyonu ne kadar sağlıyor kiloya göre hesaplıyoruz. Günde
2 çarpı 2 verdiklerimiz var, 2 çarpı 1 verdiklerimiz var. Kişiye göre değişiyor efendim. Şimdi hasta size bu konuda tekrar ulaşsın mı? Sizin hastanız çünkü beni ameliyat etmişti Levent hocam. Bazen doz ayarlaması için hastaları bazen değil hep çağırıyorum ben. İdrar pH'sına bakıyoruz. Dozu artırıyoruz, bazen düşürüyoruz. O zaman Orhan Kılınç sizi... Tabii Orhan Bey'i hatırladım ama eski hastam o. Ne zamandır gelmiyor, bir titrasyon yapalım ona. O zaman Orhan Bey'e şey diyelim, yani bu ara kontrolleri unutmamak gerektiğini belirtelim. Evet, tabii ki. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi hocam, taş cerrahisi az önce lazer işleminden bahsederken aslında yine minik de olsa ipuçlarını verdik izleyenlerimize. Taş cerrahisi, açık ameliyatla farkları ve kapalı ameliyat mı az önce bahsettiğimiz şekilde, yoksa açık ameliyat mı şeklinde de bir değerlendirmek lazım. Yani ameliyat sürecini geniş bir şekilde aktaralım isterseniz. Ende ürolojik olarak bütün iyi cihazlar kullanarak bütün taşları kapalı olarak halledebiliyoruz artık. Çok böbreği tamamen dolduran stakon dediğimiz bir taşta 100 hastadan birinde açık cerrahiyle çok bir ameliyattır o. Zor. Hastaya zarar verebilecek. Kimi çok yoracak bir ameliyattır. Onun artık ben mesela 20 yıldır açık böbrek taş ameliyatı yapmıyorum. Yapmıyorum. Hı. Gerek yok çünkü artık. Açık kalp açık taş cerrahisi yapmaya gerek yok artık. O kadar güzel cihazlar var kapalı ki. Kapalı bir şekilde. Şimdi mesela perkütan taş cerrahisi ilk yapanlardan biriydim ben. Yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde öğrendiydim. 95-96 yıllarında. Ve bunu Türkiye'de öğrettik kurslarla, şeylerle. Sonra merkezlere gidenler, yine öğrenenler çoğaldı. Bu dünya ile birlikte Türkiye'de arttı. Endoskopik tedavi daha sonra aşağıdan yukarıya böbreğe çıkarak üretroskopik tedavi popüler olmaya başladı. Cihazlar inceldi. Taş kırma cihazları, ince fiberlerden lazerler taşları iyi kırmaya başladı. Bu sefer buradan delerek girdiğimiz böbrek taş ameliyatı gereksiz gelmeye başladı. Hepsi aşağıdan yarasız ve yüksek teknolojiyle kırılabilir taşlar olduğu için. Mesela 3-4 gün önce bir arkadaşım ameliyat ettim. Ona kombine tedavi teklif etmiştim. Hem buradan deleceğim dedim. Hem aşağıdan gireceğim aynı anda. Taşları arada görüp bütün taşlara ulaşacağım sana. Ulaşma imkanı olacak. Fakat öyle olmadı. Aşağıdan girdim, bir baktım. Taş büyük olduğu halde lazer paramparça etmeye başladı taşı. Yukarıdan girmeye gerek kalmadı. Duruma göre, yani taşın sertliğine ya da duruma göre de iyiyse, karar veriyorsunuz. Taşın yumuşak olması. Çünkü böbrek içinde dönüyor alet. Yani her yere görüyorsun. Tabii. Fakat buradan girdiğin zaman işte cildi kesiyorsun. Arada başka organlar girebiliyor, yaralama ihtimali olan. Tabii bu her zaman için perkütan taş cerrahisi. Yüksek taş yükü olanlarda yine en iyi tedavi. Onu çok güzel yapıyoruz. Evet. Yapmamız gerekiyor. Ama aradaki taşlarda daha rahatladık. Bir sürü aletimiz var, ince, işte tek kullanımlık, odur budur. Yatırım yapınca hepsi elinin altında oluyor. Oluyor. Gayet güzel. Böylelikle hastalarınız da mutlu bir şekilde ayrılıyor sizin yanınızdan. Tüm bunların sonrasında herhalde sorulması gereken en klasik soru, ameliyattan sonra nelere dikkat etmeli izleyenlerimiz ya da hastalar diyeyim. Evet, ameliyattan sonra öncelikle kontrollere iyi gelmeleri gerekiyor. Genellikle ameliyattan sonra böbrekte kırdığımız taşların hepsinin dökülüyor olduğunu izlememiz gerekiyor. Çünkü taşları kırdığımız zaman lazerle toz haline geliyor. Onlar belli bir sürede dökülüyorlar. Tabii. Yani o anda biz böbreği yıkıyoruz, o oluyor, bu oluyor da yine de o küçük toz halindeki taşların dökülmesi lazım. Hızlı dökülmesi için biraz önce hastamızın sorduğu gibi bir takım preparatlar da dökülmeyi, agregasyonu zorlaştırıyor. Sıvı miktarının arttırılması. Mesela enfeksiyon taşı var. Enfeksiyon nedeniyle böbrekte taş oluşmuş. Bir sürü antibiyotik veriyoruz bunlara.
O sistem enfekte olduğu enfekte için. Enfekte olan bölgeyi de tedavi etmek. Orayı taşı aldık, enfeksiyonu uzaklaştırdık ama o küçük partiküller hala enfekte böbrekte. Uzun süre antibiyotik profilaksisi gereken hastalarımız var. İşte ağızdan taş oluşumunu azaltan ilaçları ömür boyu kullanması gereken hastalarımız var. İşte kalsiyum metabolizması bozukluğunda bir takım ilaçları verdiğimiz hastalar var. Bir paratiroid adenomi nedeniyle tekrarlayan taş hastalığında ameliyata gönderdiğimiz hastalarımız var paratiroid adenomi için. Buradaki sıkıntıyı çözmek. Tabii o adenomi almadan kalsiyum metabolizması vücutta fazla kalsiyum yapıyor. Devamlı taş oluşuyor. Gibi her şeyden öncesi hastaların düzenli kontrole gelmesi. Çok önemli. Küçük taş oluşumlarını önemsemesi, ilk belirtide hemen koşarak gelmesi ve kolayken tedavinin yapılması önemli olan. Evet. Demek ki hastalarımıza da birçok sorumluluk düşüyor. Kendi sağlıklarını da düşünerek hareket etmeliler. Yine sağlıklı beslenmenin de altını çizelim tabii ki. Sıvı alımının yeterli miktarda olduğu dengeli beslenen hastalarımızda sebep belli değilse taş oluşumunun olmasını erteliyoruz. Evet. Yeniden oluşur mu? Şimdi tüm sorularımızın sonrasında ben cevap vereyim buna. Yeniden oluşuyor. Oluşuyor. %50 5 yıl içinde tekrar oluşabiliyor. Ne yaparsanız yapın oluşabiliyor. Bir takım mekanizmaları henüz tam olarak açıklığa kavuşturmadık ki taş hastalığı halen var. Evet, bunu başında da söylediniz zaten. Bu konu apayrı bir alan ve üzerinde dikkatli şimdi durulması gereken. Şimdi trafikte mesela kazayı önleyemezsiniz. Bu da yani bir şekilde kaza, vücutta bir olumsuzluk, hastalık, rahatsızlık. Önlenemez şeyler var, evet. Şimdi tespiti ve tedavisi gecikirse nelere sebep olabilir diye de bir durum var tabii. Yani erken gidin, erken tanıyın, işte, biz hep bunlara vurgu yapıyoruz ya, ama. Dedim ya, mesela gece 11.30'da ateş çıkan bir hasta acildir bizim için. Hemen müdahale etmek lazım. Sabaha kadar sepsise girip hayatını kaybedebilir mesela. Tabii. Yani o kadar dakikaların, saatlerin sayılı olduğu durumlar olabiliyor. Gece diyor hasta titriyorum diyor mesela. Çok acil. Evet. Hemen hastaneye gidip tıkalı olan sistemin açılması, kuvvetli bir antibiyotik tedavisinin başlaması ve sepsis sürecini ortadan kaldırmanız gerekiyor. Sepsis hele hele yoğun bakıma girerse %50 mortalite olan bir rahatsızlık. Dolayısıyla bir böbrek taşı hayata mal olmaması için ne fazla tedavi ne eksik tedavi yapmanız gerekiyor. Evet. Ona iyi karar vermeniz lazım. Azı karar çoğu zarar diyelim hocam. En doğru tanımlama herhalde atalarımız böyle söylüyorlar. Tabii bu noktada taş hastalarının son olarak nelere dikkat etmeleri gerektiğini de söylemek lazım. İşte sizin kontrollerini aksatmamaları gerekiyor. Buraya çok dikkat etmek lazım ama bunun dışında işte yememeleri gereken, içmemeleri gereken, tüketmemeleri gereken, yapmamaları gereken mesela, şeyler var mı? Mesela hep derler. Benim taşım var, ben kalsiyumu almayayım. Süt içmeyeyim, yoğurt yemeyeyim. Tamamen yanlış. Yani dengeli beslenmede öyle eksik fazla şey yok. İşte efendim musluk suyu içmeyeyim, kalsiyum yüksek. O kadar yüksek kalsiyumlu bir su yok. Önemli olan suyun miktarı. Bizde daha çok kireçli. sıvıyı fazla alırsanız, yeterli alırsanız, düzenli beslenirseniz böbreğinizde bir konjenital ya da sonradan kazanılmış bir anomaliniz yoksa sıcağa göre de kendinizi adapte ettiyseniz kendinizi koruyorsunuz sıkıntı demektir. Olmaz. Sıkıntı olunca da erken gelirseniz ilaçlarla tedavisi mümkün olacak. Rahatsızlıklar evet. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Sanırım eksik bıraktığımız bir nokta kalmadı. Böbrek taşı ve tedavi yöntemlerine dair. Tabii ki bu anlamda hiç kimsenin hiçbir hastalığı olmasını isteriz ama mevcut durumda da ilk olarak uzmanına danışmak en önemlisini ifade yani etmek lazım. Yani ilk belirti de bir kanama mesela ilk belirti olabilir. Taş diye gelir, kanser çıkar mesela aslında. Bir de böyle bir yani kendinizde var, hissettiğiniz anormallikleri, vücudunuzda olan değişiklikleri hissetmeniz gerekiyor.
Herkes kendinin doktoru aslında. Evet. O değişikliği hissettiği anda önemsemeli. Hı hı. Yani gereksiz görmemeli hastaneye gitmeyi, önemsemeli. Mesela kanama, dedim ya, taş değildir de tümör çıkar. Hayati farklı bir şey. Farklı bir şeyin ipucu, evet, olabilir. Belirtisi olabilir. Evet. Hocam çok sağolunuz. Çok rica önemli, ederim. Çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Böbrek taşıyla ilgili. Benim başıma hiç gelmedi. Kimsenin başına da gelmesini istemem ama olur böyle bir sıkıntı yaşarsanız tabii ki hem Levent Tuncay hocam gibi hem de diğer hocalarımız gibi çok değerli doktorlarımız sizleri tedavi etmek için hazırlar. Çok sağolunuz hocam. Tekrar. Ben teşekkür ederim güzel programınız için. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, bugün böbrek taşı tanı ve tedavi yöntemlerini sizlere aktardı. Deniz Cerrahi Hastanesi üroloji uzmanı Profesör Doktor Ömer Levent Tuncay hocamız, aynı zamanda Endoroloji Derneği Başkanı. Yani az önce de söylediğimiz gibi artık böyle kesik olmadan minik cihazlarla ameliyatlar gerçekleştiriyor. Bununla ilgili derneğin de başkanlığını yürütüyor kendisi. Verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz kendisine. Vücudumuzun aslında bir nevi sıkıntılarından giderme organı böbrek. Yani bizim vücudumuz olabildiğince rahatlatacak, bize sıkıntı yaratacak şeyleri atma yoluna başvurduğumuz organımız böbrek. Çok kıymetli bir organ. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Hocamızın söylediği tavsiyeler doğrultusunda eğer bir rahatsızlığınız varsa muhakkak kendisine ulaşacaksınızdır. Noktalayalım. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan ve kentdeha.com.tr'den, aynı zamanda Deha TV YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz değerli izleyenler. Şimdilik hoşçakalın.